üç tane yer var. Ne yazık ki bunlardan bir tanesi de benim de işlemlediğim bir grup. Ama bana sorarsanız buranın bahsettiğiniz pisliği, o suç, ben size katılıyorum. Burayı çok maliyetleri yüksek buluyorsunuz. Haklı da olabilirsiniz. Öyle bir örnek çünkü her şey maliyeti yüksek ama dere ağzında da havuzumuz var. Oraya gidiyor musunuz bilmiyorum. Ama imkanlardan da yararlanabileceğinizi ifade etmek istiyorum. Gönül isterdi ki her şey bedava olsun. Kongrelerimizi her şeyi hizmeti sunabilirim. Bila bedel sunabilirim ama böyle bir dünya yok. Galatasaray Kulüpleri yeni yemek istiyorsanız buyurun. Ama iki şey yapıyor fiyatlar aynı orada. Bu 15 bin cevap vermeyle ilgili size bildiriz. Bu arada biraz evvel cevapladım. Sayın Cengiz Toksöz, Ukrayna'dan özür dileyecek misiniz? Hayır dileyemeyeceğiz. Niye dileyemeyeceğimizi size biraz sonra anlatacağım. Ukrayna'nın da dışişleri sözcüsünün, dış büyükelçisinin hadsiz söylemlerine bir baksanız onlar bize ne? Siz herhalde maçta bulunmadınız, medyada ve her konumuza maydana olan rakip taraftarların sosyal medyada yaptığı çalışmalardan etkilenmiş olmanız lazım. Ama buraya çıkıp Fenerbahçe Spor Kulübü'nün o olayla ilgili alakalı biraz sonra vereceğim bilgilerden sonra umarım fikriniz değişmiş olur. Ukrayna'dan özür dilemek istemeniz Fenerbahçe Spor Kulübü'ne hakaret. Bravo. On iki numaralı formanın hocamız hediye edilmesi bir bakış açısıdır, saygı duyarım. Ama onun altında ruh da hocamızın bizi gelmesindeki en önemli unsurlardan biri de bu tarafta. Bu Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ayrı sahip olduğu inanılmaz taraftar ruhu ve gücüdür. Onu karar aşamasında ki yeni röportajımı göreceksiniz pek çok kulüpten teklif olmasına rağmen Fenerbahçe'ye gelmesi sağlamış sorunlardan bir tanesinde bizim muhteşem taraftarlarımızdır. O yüzden o anlayışla yaptık. Yanlış yaptıysak altınızı ısınırız. Yarabah hekimimizle çıkabilir diyorsunuz. Yani onu da ciddi almak lazım. O kadar şanssızlık yaşıyoruz ki o bile bizim başımıza gelebilir. Ama şu an bundan daha iyi bir yer bulamamak olursak değerlendiririz. Genç ve yanlış transferlere değmeyeceğim diyorsunuz. Biraz sonra değerlendirmeleri göreceksiniz. Biz en azından son 4 senede hiç bu kadar erken sezona başlayıp bu kadar transferin çoğunluğu kadar erken yaptığımız bir sezon olmamıştı. Dolayısıyla geç kalındığına katılmıyorum. Bu sene de aynısı oldu diyorsunuz. Şimdi imkanlarınız sınırlı ve kısıtlı o zaman istediğiniz zaman ne yazık ki yapamıyorsunuz. Bu sene bir nebzemiz daha rahat. Finansal fair play konusunda rahatlığımız var. UEFA finansal fair play. Tabii harcamanın gizleri var. Ama o rahatlık çerçevesindedir ki Haziran ve Temmuz aylarında transfer yapabildik. Bir de transferlerimizle ilgili yönetim transfer yapmasın, hoca yapsın. Hoca yapar, hoca niye her şeyi yapıyor, yönetim yapsın. Hoca ne istiyorsa onu alın. Alınca niye hocanın istediği her şeyi yapıyorsunuz? Yani bir şey de var ki ağzınıza kuş tutsanız bu konuda her zaman tenkit edileceğiz. Ama bana göre bu sene doğru yoldayız. Ezeli rakip, ebedi dostluk lafına karşıymış ilk konuşmacı dediniz. Siz sporcusunuz. Karşı olmadığını söylüyorsunuz. Ben de bu nefreti, bu ayrıştırmanın spordan kaynaklanan olmaması için 4 senedir hep onunla baktım taraftarlarım, rakiplerimizi.
Kulüpler Birliği'nde hem yapıcı olduk, sadece Fenerbahçe değil, büyük resmi görerek zaman zaman bize fayda sağlamayacak ama belki rakiplerin sıkıntına girebilecek konularda hep destek olduk. O sayede bizim konularımızda hep destek olduk Kulüpler Birliği'nde. Onlara da teşekkür ediyorum. Ama bir camia var ki yönetimi, başkanı, sporcusu kim olursa olsun hiçbir şekilde bizim tarafa dokunmaktan kaçınmıyor. Her konumuza maydanoz oluyor. Ama ben size katılıyorum. Biz ayrıştırmaya değil, birleştirmeye, bu ülkeyi ayrıştıran o kadar çok unsur var ki spor ve futbolun başına gelmedi. İnşallah arması forma yılını bir daha yaşamayız. Bunu da çok ağır bir tenkit olarak görüyorum. Bahsettiğimiz forma, Puma'nın geçen sezon tarihte ilk defa uyguladığı, bunun için UEFA'dan özel izin aldığı ve dünyada 5 kulüpte aynı anda, geçen 10 sene 19 Ağustos'ta, Manchester City, Marseille, Milan, Dortmund ve Fenerbahçe 5 kulüpte beraber aynı anda lanse ettiği formaya farklı bir bakış açısıydı. Herhalde o forma sahibi değilsiniz ki o formanın içinde aslında hiçbir formamızdan olmadığı kadar çok arma var. Renkli arma fıstıkta bütün formanın içinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün arması var. Dolayısıyla armasız forma demenizi herhalde formayı görmediğiniz için dediğimizi düşünüyorum. Müsaadenizle ben size bir tane formayı deneyeceğim. Onu çünkü bir daha geleceğini sanmıyorum. Değişik bir yaklaşımdı bu. Sonra bu 5 kulüpten sonra bütün Puma takımları aynı formayı kendileri de kullandılar. Bir yoldan bahsediyorsunuz. Can Gebetaş programındaydınız. Burada kendisine sorduğum detaylı bir açıklama yaptı. Bu açıklamayı size yaptığını da söyledi. Konuyu açtığınız için bir kez daha kendisine söz vermek istiyorum. Konu da sizin dizinizi çatlattığınız stadyum ve gar arasındaki engebeli yolla ilgili. Biz bununla müracaat yapmışız, belediyeyle görüşmüş, incelemişiz. Gelen cevabı Can Bey isterseniz size daha detaylı anlatsın. Merhaba, Cengiz Bey de burada galiba. Zannediyorum bir sene önceydi Cengiz Bey bu konuda beni aradı. Ve ben de gerekli girişimleri belediye hizmetimde gerçekleştirdim. Bana telefon açmadan önce de sanıyorum Cengiz Bey'in belediyeye de bu konuda bir başvurusu olmuştu. Belediyemizden bana söylenen Cengiz Bey'in yol yapılması istediği alanın başka bir kuruluşa ait özel bir bölge olması sebebiyle bir uygulama yapılamayacağı şeklindeydi. Ben bu cevabı Cengiz Bey'e de zaten ilettim ama zannediyorum bekletirken belediyeden de bu yönde bir geri dönüş kendisine gelmiş olmalı. Bir kez daha önceki iman kurulu toplantısında da gündeme getirmişti, yine kendisine belirtmiştik ama yine üstten söyleyince detaylı bir açıklama yapmak durumunda kaldık. Dolayısıyla aslında konuyla ilgilendik ama maalesef belediyenin yetki alanında olmayan bir bölge yok Sayın Başkanım. Mutabık mı Cengiz Bey? Can belki toplantı sonrası bir gidin beraber aynı yer olduğunu. Tamam. Öyle yaparız. Siz bu toplantı sonrası veya ilk müsaitliğimizde beraber gidin baktığınızda fayda var. Belki senle senin söylediğin yerde Cengiz Bey'e söyledi. Ama Cengiz Bey zaten belediye kendi bir başvuruda bulmuş. Ben yer belirtmem. Değil mi Cengiz Bey? Ama sizin başvurduğunuz yere istinaden belediye mi geri dönüştü? Onu da bilmenizi rica ederim size. Ama sonuçta bir yol sıkıntısı var. Bir de biliyorsak her türlü imkanımızı sahip edelim. Senin zaten uzun oldu. Uzun bir konuşma yaptı. Teknik bir konuşma yaptı. Teşekkür ederim.
teşekkür ediyoruz kendisine. Kendisi istikrarlı bir şekilde toplantımızda konuşuyor. İçerikleri servis.